Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Monster Pusat Pro Flight Stick modelini inceliyoruz. Hem Flight Simulator'da uçacağız, oyun oynayacağız, hem de ürünü inceleyeceğiz. Şimdi uçuşa ve videoya hazır mısınız? Sevgili izleyenler, oyun dünyasında pek çok kullanıcının en çok zevk aldığı oyun türlerinin başında simülatör oyunları, simülasyon oyunları geliyor. Sadece uçak simülasyonları değil, pek çok farklı tür oyunun simülasyonu var. Kamyon simülasyonu oynayabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek pek çok farklı türde simülasyon oyunları var. Hatta spor oyunlarının bile simülasyona kaydığı bir gündeyiz, dönemdeyiz. Flight Stick adından da anlaşılabileceği gibi uçak oyunlarında oynayabileceğiniz bir joystick. İki tane üniteden oluşuyor. Bir tane joystick tarafı var, bir tane de gaz ünitesi var. Joystick ve gaz ünitesini ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz sevgili izleyenler. Örneğin ben simülasyon oyunu oynamıyorum ya da flight simülatör oynamayacağım. Örnek veriyorum, Hawks 2 gibi bir uçak oyunu oynayacağım. O zaman uçak oyununda, özellikle savaş oyunlarında joystick oldukça güzel bir şekilde işinizi görüyor. Ama ben simülasyon türü gibi oyunda oynayacağım. Flight simülatörde de deneyeceğiz. Normal yolcu uçağını pilotmuşum gibi, sanki kokpitteymişim gibi kullanmak istiyorum dediğinizde de gaz ünitesini de bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Gaz ünitesini de doğrudan, şurada görmüş olduğunuz bağlantı portu var, joystick'in oradaki üniteye takıyorsunuz. Sadece joystick'teki USB bağlantısını da bilgisayara takmanız kurulum için yeterli. İncelediğimiz joystick'te titreşim de var arkadaşlar. Titreşim de destekleniyor. Özellikle bir simülasyon oynuyorsanız ya da bir arcade türü savaş oyunu oynadığınızda bu titreşimleri hissetmek oldukça güzel bir geri bildirim hissettiriyor sizlere. Bir savaş oyunu oynuyorsunuz ya da simülatörde uçak uçuruyorsunuz. Bu joystick'i çok güzel bir şekilde yönetmek için alttaki mekanizmanın oynamaması gerekiyor ve şu an gördüğünüz gibi hani iyi bir şekilde yapışmış. Şu vakumlu gördüğünüz lastiklerle beraber bu bir sefere özel de değil. Yani her seferinde aynı şekilde yapışıyor. Bu vakumlar güzel çalışıyor. Neden joystick'i kaldırdım? Titreşimi göstermek için. Burada vibration diye bir on off butonu var. Off yaptığınızda çalışmıyor, on yaptığınızda çalışıyor. Örneğin türbülansa girdi uçak ya da havada gidiyorsunuz, hava akımı var. Hani oyundaki o gerçekçi efektlere göre titreşimi size verebiliyor. Bir oyun konsolunun joystick'i gibi bunları hissettirtebiliyor arkadaşlar. İki parçadan oluşuyor. Gaz ünitesi ve joystick. Bunları ayrı ayrı kullanabileceğini söylemiştim. Şimdi dilerseniz bu iki ünitenin toplamda bizlere neler sunduğuna bakalım. Toplamda bakacak olduğumuzda 7 eksen, 2 pov, 16 hareket butonundan oluşan bir set. Şu joystick'te 8 yönlü hareket çok rahat bir şekilde edebiliyorsunuz. Zaten üzerinde tuşlar da var. Ayrıca toplamda 16 tane ayarlayabildiğiniz buton var. Joystick'in sol tarafında 7'den 12'ye kadar burada tuşlar var. Burada bir ayar yapacağınız bir switch var. Yine joystick'in üstünde 3, 5, 4, 6 tuşları var. Ayrıca tepede de bir buton mevcut. Ayrıca joystick'i şu şekilde de esnetebiliyorsunuz. Yani sadece ileri, geri, sağ, sol ve çapraz değil. Joystick'in şu tarz dönüş hareketleri de var. Yani örneğin uçağın arkasındaki flap hareketi gibi şöyle açılarda verebiliyorsunuz. Gelelim gaz ünitesine. Sol tarafında gaz ünitesinin gerginlik ayarı var. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Üniteyi ileri tuttuğunuzda zaten gaz daha yüksek seviyeye çıkıyor. Geriye aldığınızda gazı kesiyorsunuz. Bunun üzerinde de farklı düğmeler de var. Mesela X yönüne hareket etmek istiyorsanız şurada bir switch var. Yön butonu var. Bununla hareket edebiliyorsunuz. Y yönüne hareket etmek için bu kısmı kullanıyorsunuz. 8 yönlü de bir hot switch var burada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu da gaz butonu üzerinden kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunların hepsini kullanacağınız oyunda da ayarlamanız lazım. Yani ezbere girmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi oyun testine geçmeden önce malzeme kalitesinden de bahsetmek istiyorum. Elinizin değdiği, oyunu oynadığınız yerlerin malzeme kalitesini çok beğendim. Onu söyleyeyim. Hem gaz ünitesinde hem joystick'te şu kısımlar, görmüş olduğunuz elinizin değdiği kısımlarda yumuşak, sanki böyle bir nubuk kaplamaymış gibi silikon bazlı plastik üzerine bir yumuşak doku eklenmiş. Bu doku uzun süre eliniz terlese bile kaymasını da engelleyecek. Gerçekten güzel bir doku.
Ama hani dokunduğunuz yerlerin altına indiğinizde bu sefer sert plastik sizleri bekliyor. Hani zaten dokunduğumuz yer bunlar. O yüzden buralara o kaplamalar yapılmamış. Ek olarak yorumum şu olabilir. Hani şu gaz türbinin hareketi, hızı hoşuma gitti. Joystick'in oynamaması, hem alttan oynamaması hem de şu hareketlerin güzel olması, açısının güzel olması hoşuma gitti. Şimdi bazı joystickler oluyor. Hakikaten hızlı bir hareket yapsan kırılacakmış gibi geliyor. Mesela bunda o hissi almıyorsunuz. Şimdi bu anlattıklarımı gelin uygulamalı olarak Flight Simulator'da bir bakalım. Monster Pusat Pro Flight Stick ürününün gaz ve joystick birimlerini birbirine bağlayıp daha sonra USB bağlantısıyla bilgisayara bağlamanız yeterli. Tak çalıştır sistem olduğu için yeni donanım Windows tarafından otomatik olarak bulunuyor ve sürücüye ihtiyaç olmadan sistem tarafından tanınıyor. Microsoft Flight Simulator 2020 oyununda Pusat Pro Flight Stick deneyimlerimizi aktarmadan önce yapmanız gereken joystick ayarlarından bahsedelim. Microsoft Flight Simulator 2020'yi açtığınızda kontroller kısmına giriyoruz ve USB joystick seçeneğini seçiyoruz. Burada kendinize özel tuşlara göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Oyunu joystickle oynamanız için bu tuşları ayarlamanız lazım. Ekranda bizim yaptığımız ayarlar gibi yapıp oynayabilir ya da kendinize göre de bu tuşları özelleştirebilirsiniz. POV 1 ve POV 2 ile 8 yöne hareket imkanı ve 16 tane programlanabilir tuş ile beraber Flight Simulator 2020'de gerçek uçak kullanıyormuş gibi uçağa hakim olabiliyorsunuz. Kullanmak istediğiniz tuşları atayıp simülasyon heyecanını rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Flight Simulator 2020'de özellikle pistten kalkış ve pistten iniş, özellikle joystick ile hem daha rahat hem de daha gerçekçi oluyor. Gaz ünitesini ayarlayıp uçağın flaplarını ayarlayıp uçağı kaldırıyoruz. Joystick üzerinde bulunan kaydırmaz kaplamalarla beraber uzun süreli kullanımda eli terletmeyen ve konforlu bir deneyim sunan joystick, gaz, fren ve yön ayarlarında oldukça hassas ve keyifli bir şekilde yerine getiriyor. Şimdi sözü çok da uzatmadan biraz sizi Flight Simulator 2020 joystickleri nasıl oynadığımızla baş başa bırakıp videonun sonuna geçelim. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, yorumlarınız, görüşleriniz neler? Aşağı bekliyoruz. Ürünü kullanan alan varsa onlara da deneyimlerini yorum olarak yazabilirler. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.